Açamıyoruz işte ama ansızdın. Sektörün ansız bir an bakayım buna. Allah Allah. Bu ne dayım? Et haberi yalan çıktı. Ben bunu Twitter'da gördüm bu haberi. Bu haberin ne olduğunu bilmiyorum ama herkes bunu konuşuyor. Bu olay ne? Şimdi Bro, izleyeceğim. E o büyük bir olay mı? Ha Değil. tam izleyeceğim mi? Değil. Hiçbir İ alakası yok. İzliyorum dur o zaman. 4 dakika zaten. Bakıyorum Muhalifler hemen. bazen beni çok şaşırtıyor. Hani ana muhalefeti bazen anlayabiliyorum işte kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü muhalefetten düşmemekte aslında onlar için iyi bir şey. Oturdukları yerden maaş geliyor. Ama muhalif insanlar son zamanlarda niye bu kadar kaybetmeye oynuyor? İşte bunu anlamış değilim. Geçen herkesin ana sayfasında şöyle bir haber vardı. İlla ki görmüşsünüzdür. Bir çocuk muhabirin sorusuna annem karne hediyesi et aldı diye cevap veriyor. İnsanlar da elbette üzülüyor. Çünkü çünkü Türkiye'nin ekonomisi gerçekten kötü. Öyle ki bu haberi gördüm. Bunun devamını bilmiyorum. Artık karne hediyelerinde bile insanlar çocuklarına et alıyor diye düşünüyorlar ve farkındaysanız bu haber o kadar da fazla sırıtmadı aslında. Çünkü ülkemize şaşılacak bir durum yoktu. Et gerçekten de pahalı. O yüzden bu haber hepimize normal geldi ve üzüldük. Sonrasında ise bu haberin aslında doğru olmadığı, aslında muhabirin çocuktan böyle bir şey söylemesi istediği ortaya çıkıyor. Hadi Buyurun buyur. onu da izleyelim. Mikrofonu atayım hatıra kalsın. Efendim merhabalar. Merhabalar. Eee evet. Karne hediyesi herhalde bugün bir et yemeği. Evet yapacağız. evet, aynen. O zaman Ayaz'a da sorayım. Ayaz'cığım bana şey der misin? Annem karne hediyesi bana et aldı. Annem bana karne Bak hediyesi işte. et aldı. Bu ne ya? Şimdi şöyle Oo. bir detay verebilir miyim? İlerle etmeden önce. Tabii. Bir kere sanki spontane bir şekilde kasadan geçerken mikrofon uzatıyormuş gibi yapıp da çocuğun adını annesi söylemeden nasıl biliyor? Aa. Ayaz diyor oğlum çocuğa. Al siktir. Ananı sikiyim. Nereden biliyor amına? İyi ha. Helal lan var han. Yani sanki Ay, şey musun? gibi daha önce denemişler olmamış baştan almışlar gibi. <laughs> o zaman nasıl ediyor bu? Sevmiyorsun. Abim nerede? He? Abim nerede? E ama senin karnene hediye ne olacak? Bakayım karneni de <laughs> Bir daha de <laughs> şimdi karne hediyesi et aldı diye. Annem karne hediyesi et aldı. Bakayım karneni. <laughs> Tebrik ediyorum seni. Çok tatlı. Oğlum çok kötü lan. Tatlısın ve çok yakışıklısın maşallah. <laughs> Öpüyorum seni. Şimdi evet bu ne kadar muhalif bir haber olsa da yalan bir haber. Bunu kabul etmemiz lazım. Bazı insanlar ısrarla bu haberin yalan olduğunu kabul etmemiş. Bu görüntülere rağmen kabul etmemişler. Ancak haber yalan arkadaşlar. Muhabirin çocuğun ismini söylememesine rağmen ismini bilmesinden de anlıyoruz ki önceden konuşup anlaşmışlar yani. İzlemeden, yalan olduğu de. bariz belli ki zaten muhabir de işinden kovulmuş. Kendisi Twitter'da bir açıklama yaptı. Bayağı uzun bir açıklama ama eğer ki okumak isterseniz açıklama kısmına koyarım. İşte, Benim düşüncemi soracak şöyle olursanız eğer suçun tamamen bu kadında olduğunu düşünmüyorum. İlla ki bu kadının üstünde olan bazı kişiler bu kadından böyle bir haber istemiştir. Yani kadın kendi başına bunu yapamaz çünkü. Ama elbette faturası sadece bu kadına kesilmiş. Bunların hepsini anlayabilirim. Ama anlamadığım bir şey var. Ya bunun neden yalan haberini yaparsın? Ar Ülkede ya. başka yoksul insan mı yok? Haber yapılacak başka konu mu yok? Yani sokaktan geçen 5 çocuğa sorsalardı karne hediyesinde ne alıyorsun diye. Bunların 5'te 3'ü zaten hiçbir şey almıyorum diyecekti. Çünkü ülkenin durumu gerçekten de kötü ne gerek var böyle yalan bir haber yapmaya doğru bir haber yapsana. Şimdi bu kadın böyle yap. Oğlum boyun böyle mi oldu amına koyayım? Yaptığı yapayım? zaman malum partiler bunu malzeme olarak kullanıyorlar. Diyorlar he? ki işte görüyorsunuz bu yalan bir haber. Türkiye'nin ekonomisi <laughs> bu kadar <laughs> kötü değil. Yani. Muhalifler yalan haber yapıyor. Bizi düşürmeye çalışıyorlar. Cart curt. Halbuki böyle bir şey yok. Türkiye'nin ekonomisi rezalet. Türkiye'deki insanların büyük bir kısmı açlık sınırının altında. Çoğunluğu ise yoksulluk sınırının altında. Türkiye'deki açlık sınırı ne kadardı bu arada? 24, 23 bin. Ana. 20 bin liraydı galiba. İktidar gerçekten de bu ülkeyi iyi yönetemiyor. Orada Ancak mikro, böyle on. yalan bir habere de hiç gerek yoktu. Çünkü yaptığınız şey şu anda iktidara yaradı. Ya zaten. Adam Şuna adam bir var. bakar mısınız? Gözünüz sevin. Bir sürü iktidar yanlısı kanal şu anda bu haberi konuşuyor. Çok mu zordu abi? Sokakta geçen gerçekten yoksul birini bulacaktın. Onunla röportaj yapacaktın yani. Habercilik bu kadar zor olmamalı. Bu tür olayların sürekli seçim yaklaştığı zaman olması benim artık sinirimi bozmaya başladı. Son bir haftada olanlar. Yurt dışında Kur'an'ı yaklaştıranlar. Propagandacılar da Erdoğan'ı sevmediğini söylediği için Erdoğan buradan oy kazandı. PKK Oğlum <laughs> ya ne oluyor ya bu? Iş? Geçsene şuraya geçsene. geçsene, geçsene. Erdoğan'ın posterinin üzerinden geçtiler. <laughs> bu yüzden de sırf bunlara inat Erdoğan'a vereceğim diyenler oldu. Şimdi ise böyle bir yalan haber çıktı. Ve bu yüzden kararını değiştiren insanlar illaki olacaktır. Bundan bir sene öncesinde sinirden kafayı yiyen, 2023 seçimlerini dört gözle bekleyen insanlar her seçim yaklaştığında aynı şeyi yapıyorlar. Bu gibi salak saçma şeylere kanıp yine iktidara veriyorlar. Yine başa sarıyoruz. Yine 5 yıl boyunca sürünüyoruz. Ancak Erdoğan'a vermeye devam ediyoruz. Peki. Bak. <laughs> Aynı şeyleri yapıp... ...farklı sonuçlar beklemek gerizekalı değil mi? Bu insanların yaptığının farkı ne? Evet bak bunu kabul edebilirim. Bu yalan bir haber. Ancak bu eşittir demek değildir ki... ...Türkiye'de yoksul insan yok. Bırak karne hediyesi olarak et almayı... ...hiçbir hediye almayan bir sürü insan var. Burada sadece karşı tarafta suç yok bu arada. Muhaliflerde de suç var. Abicim yalan söylemeden muhalefet olsana. Karşımızdaki insan Erdoğan yani. Bana sorsalar ben bu adam hakkında... ...bin tane şey sayarım. Ama bu bin tane şeyin içinde... ...eğer ki bir tane yalan olursa sadece buna cevap verirler. Bu yüzden lütfen muhalefet olacağım diye yalancı olmayın. Her Doğru. zaman doğruları konuşun. Konuşulacak Doğru zaten çok şey var. Dediğim gibi karşıdaki insan Erdoğan. Yani muhalif olmak bu kadar zor olmasa gerek. Bilmem anlatabildim mi? Benim bu konu hakkındaki yorumlarım bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kanka bu bir şey... bir şey söyleyeyim mi? Var ya bak ben net söylüyorum chat. Hmm, Ocaktayız, o, Şubat, belli. Mart. Biz var ya bittik oğlum. Harbi söylüyorum ben size. Bak bu daha neler neler olacak ya. Bak. bu, bu arada. Harbiden, harbiden ya? diyorum bak. Daha neler neler olacak. Bu da, söyleyeyim. bu da başlangıç ya. amına koyayım. Selamun Aleyküm. Aleyküm, 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 Aleyküm. Aleyküm. Aleyküm, Bu ne dayım?